Da çağıralım mı usta? Niçin? Gelsin gözüyle görsün. İçi soğusun çocuğu. Biz ne yapsak da iyi geri getiremeyiz ki Memati? Parça parça etsek benim içim soğur usta. Önemli olan bizim ele geçirmemizde. Parça parça da etsen, her bir tarafını da kırsan, geçmişi değiştiremez. Benim derdim gelecek. Usta, bu herif konuşmaz. İşte o zaman parça parça ederim. Evraklar. Ruhsat. Paraları ne yapacağız usta? Mezarlarını dikmeye harcayacak değiliz Memati. Dayının yardım ettiği ihtiyaç sahibi aileler vardı. Bir fon oluştur. Her ay tedarikleri gideriz. Dayının yokluğu hissedilmesin. Olur usta. Ben senin ağzına para tıktığımda sizin para yüzünden birbirinize düşeceğiniz belliydi. Dağda omuz omuza, sırt sırta çarpışan adamların arasına şehirde para girsin. Bu ne biçim hayat usta? Orada sırtlarını dayayacakları bir kayalar vardı. Bir de ölüme gittikleri arkadaşlarının sırtları. Paranın olduğu yerde dağ da yok, arkadaş da yok. Abi ne yapacağız? Çek ayağını frenden Nevzat. Aynı hızda devam et. Panik yok. Abi ya basıp geçeceğiz ya da geri döneceğiz abi. Nevzat kaçamayız minibüsle. Sakin dedim. Sağa sinyal ver. Yavaşla Nevzat. Tam da durma. Yavaşla. Ne yapıyorsun Memati? Abi bu iti burada öldürün de yine de geri vermem. Kimseyi verdiğimiz yok Memati. Jandarma. Kimliği lazım Memati. Nevzat, görev aracı olduğunu söyle. İyi günler. Hayırlı görevler. Evraklar lütfen. Tabii. Ehliyeti vereyim,
Ruhsat arkada olacak. Sen de arkadakiler de aşağı inin. Yalnız araç görev aracı. Ne görevi? Özel görev. Kimlik göreyim. Kimlik... Efendim, kimlik istiyorlar. Baştan niye söylemiyorsun kardeşim? Tuhaf tuhaf konuşuyorsun. Devam et. Abi, bu kimlik bende kalsın. Ne olur ne olmaz. İleride işimize yarar abi. Ver Nevzat, ver. Uğursuzun kimliğinden kimseye hayır gelmez. Bundan sonra kimsenin işine de yaramaz kimlik. Al da rahat hisset kendini. Sen şimdi uğursuz yapamazsın. Mobilyacılar çarşısında çıkan çatışmada Bedir'le Faruk'un öldüğü tespit edildi efendim. Pala? Pala'nın izine rastlanamadı efendim. Olay yerinde bu ekibin işlerini yürüten keresteci Rıfkı'nın da cesedi bulundu efendim. Ekibe para götürmek üzere para çıkardığı da ilk soruşturmadan elde edilen netice. Keresteci Rıfkı'nın da şoförü kayıp. Pala öldürüp paraları alıp kaçmış mı? Kesin bir bilgimiz yok efendim. Hadiseyi alacak verecek meselesi şeklinde yön verin. Ölen şahısların kimlikleriyle ilgili basına sızma istemiyorum. Konuyla ilgili emniyeti de uyarın. Emredersiniz efendim. Pala ile ilgili nasıl bir yol izleyelim? Bedir işi yapamadı. Buralardaysa gelir bizi bulur. Değilse biz onu zor buluruz. Kirve ile görüşme ayarlayın. Emredersiniz efendim. Bu resmi araştırın. Özel dosya istiyorum. Gel gel gel. Gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Oh, oh, oh. Abinin yanına gidelim mi? Tek sorgulayacakmış. Merak ettiğin nedir Abdüley? Meraktan değil. Görmek istedim herif abi. Gömerken göreceğiz nasılsa. Nasıl ikna oldular da seni almayı kabul ettiler, hala aklım yatmıyor. Sana kafama, ne duruyorsun? Burada seninle bir işbirliği yapacağız. Ben senin gibi işbirlikçi değilim. Sorularıma ne kadar çabuk cevap verirsen o kadar çabuk ölürsün. Buradan kurtulma şansın olmadığını ikimiz de biliyoruz. Benim cesedimden başka sana verecek bir şeyim yok. Sen çok iyi bilirsin. Akciğerinle miden arasına öyle bir bıçak saplarım ki saatlerce hayvan gibi böğürürsün. Ölmek için yalvarırsın. Aslan Akbey'i neden öldürdün? Keyfim istedi, öldürdüm. Kaç paraya keyfin geldi? Ben para için adam öldürmem. O çantadakiler emekli ikramiyen miydi? Para için adam öldürürsün, adam kaçırırsın, çocuk kaçırırsın, işkence edersin, her türlü rezilliği yaparsın. Bana bak kimliksiz devlet. Mafyaya sızmışsın, bana yedirme. Aslanın adamı mısın? Öyleyim. Söyle, Aslan Akbey'in ölüm emrini kim verdi? Beni sorgulayacağına aslanı sorgulasaydın. Vatan haini oydu. Ben de kafasına sıktım. Vazifemi yaptım. Nasıl ihanet etmiş vatana? Delikanlısın ama safsın. Çok güvenmişsin aslana. Gerçi biz de güvendik. Onun için burada bu haldeyiz. Yoksa 30 bin kişinin katilini öldürmek için belimizde bombalarla, silahlarla
Bizi Suriye'ye davulla zurnayla yollayan devlet buraya oturtturur muydu şimdi? Yolladı da ne oldu? Şam'dan geri bile dönemedi. Devleti rezil etti. Ama devlet seni yine de düştüğün çukurdan kurtardı. Suriye'den aldı. Beni Suriye'ye gönderen devletti. Peki hain başına suikast bilgisini veren kimdi? O gün evde niye yoktu? Biz bir günde mi para sevdalısı olduk? Bir günde mi paraya taptık? Ülke sevdasından kimler, hangi siyasiler bizi uzaklaştırdı? Devlet görevlisine kurşun sıkar hale nasıl geldik? Aslanak Bey'in bu işlerle ne alakası var? Bir yerden sonra kime, neden kurşun sıktığını sorgulamazsın. Sadece emir alırsın. Bu haindir derler, gider sıkarsın. Ben aslanı kaplanı tanımam. Bize İstanbul'a gidiyorsun dediler, yola çıktık. Laf olsun diye de sormuştuk kimi indireceğiz. Dediler ki büyük bir iş adamını indireceksiniz. Bu aslan tombaladan son anda çıktı. Kimdi o iş adamı? Kim olduğunu bilmiyorum. Bilgileri burada vereceklerdi. O işi başkalarına havale edip bize aslanı verdiler. Kime havale ettiler? Kim o ekip? Nerede? Sen kimin ekibindensin Polat Alemdar? Hüsrava'yı niye öldürdün? Onu ben öldürmedim. Kim öldürdü? Onu da Kirve bilir, ben değil. Kirve kim? Beni buraya gönderen. Ne yapacaksın sen bunları? Git kumarhane aç. Git gazını işlet. 3-5 kuruş haracını al, işine bak. Sen kim, devlet işi kim? Ben devletim. Dün ben de senin gibi konuşuyordum. Sen hiç benim gibi konuşmadın. Göğsünden sık da vuruşmuş olalım. Merak etme. Eşini kimse görmeyecek. Sorgu bitti. Abdül'e söyle çocuklara cesedi getirsinler. Peki ne yapacaksınız efendim? Mehmet Karahanlı ile bilginizi paylaşacak mısınız? Bilgi değil henüz, benimkisi hesap. Kanaat. Adamı ayağa kaldırmanın anlamı yok. Üstelik ben bu bilgiyi ona verip de ne alacağım karşılığında? Hasan Bey'e eğer buyurduğunuz gibi devleti de bizleri de kandırmışsa, bu bilgileri Karahanlı ile paylaşmak âli menfaatleri zedeler. İşte o yüzden her şeyi öğreneceğiz. Öğreneceğiz ki neyi verip neyi vermeyeceğimizi de bilelim. Bu Ali Candan'ın her şeyine vakıf olacaksın. Kimdir, kim değildir, nerelerde büyümüş, nerelerde görev almış, nasıl ölmüş, ölmemişse mezarına kimin cesedi konmuş. En önemlisi hala görevdeyse nerede? Ve aslan olacak adam bize gönderdiği raporda bunu niye yazmamış? Ali Candan Karahanlı'nın oğluysa efendim, her şeyi saklasa yeridir. O iki numarayı da araştır Esat. Zülfü Yüksel. O çocuğa da şehit demiş. Ama ben ne bileyim şimdi, doğru mu yalan mı? Araştır. Peki. İnanamıyorum Esat. İnşallah biz yanılmışızdır. Ben aslana babalık yaptım. Bize yaptığına bak.
Nizamettin Bey resmi almam, ben nereden bulayım falan demedi. Bu işlere girmemek lazım dedi. Bu erkeklerin de çok bilmişliğine hastayım. Gizem yaratıyor aklı sıra. Kardeşim, fotoğraf ne fotoğrafı bilmezsin. Üçüncü adam kim bilmezsin. Bu işlere girmeyin. Ortalama laf. Ah, adam Türkiye'nin en büyük hukukçusu. İpten adam alıyor kardeşim. O devir geçti. İdam kaldırıldı. Sıkıysa mezardan adam çıkarsın. Bak biz çıkardık. Gayri hukuki herkes çıkarır Elif. Köpekler de çıkarıyor kemikleri. Hikmet abi duysa kahrından ölür. Adama kazdırdık. Koca çomar. Peki Elif, senin istihbaratçılardan bir şey çıkacak mı? Adam Kıbrıs'ın köylüsü, sıradan vatandaşı değilse çıkar, niye çıkmasın? Onlar bilmeyecek de kim bilecek? Önemli biri ise söylerler mi? Önemli kim olacak ki? Elif, dikkatli de bakmadık. Fotoğraftaki denktaş olmasın? Yok, fotoğrafı çeken büyük ihtimalle denktaş. Gerekirse denktaşa kadar giderim. Beni en iyi anlayacaklardan biri o. Evladını kaybetmiş kazada. Kadıncağızın evine girmeniz çok ayıp Hikmet. Onunki ayıp değil, bizimki ayıp. Çocuklar merak etmişler. Ne yapsınlar? Olmaz öyle şey hanım. Merak etmişlerse etmişler. Hırsız gibi insanların evine girip mahrem eşyalarını almak hangi ahlaka uyar? Allah'ını seversen Ömer baba, ne ahlakı? Herkes bize yalan atıyor. Kadın Aslan'ı tanımam diyor. 1969'dan fotoğrafları çıkıyor. Sabahat Hanım neden yalan söylemiş bey? Vazifeli ise yalan söyleyecek tabii hanım. Hakikati neden anlatsın? Biz ona inanmıştık. Güvenmiştik oysa. Bize evladımızla ilgili hakikati söyleseler, biz bunu tefe koyup çalacak değiliz ki. Oğlu görevli olan bir sürü ana baba var. Başka bir şey yazıyor mu resmin arkasında? Yok Ömer baba. 1969 Girne yazıyor. Aslan amca Kıbrıslı mıydı acaba? Eren, kafı karıştırma şimdi. Sorulacak soru şudur. Aslan amca, Sabahat ve bu üçüncü kişi o yıllarda Kıbrıs'ta ne yapıyorlardı? Eğer bunlar istihbaratçıysa neden fotoğraf çektirdiler? İstihbaratçı olmadıklarını göstermek için çektirmişlerdir oğlum. Bu ne demek Ömer baba? 1960'lı yıllarda Kıbrıs Gaya kuyusu gibiydi. Rumlar ada bizim diyerek Türkleri kaçırmaya çalışıyor, cinayet işliyorlardı. Türkiye adaya asker çıkaramıyordu. Mezalim Ayyuk'a çıkınca Kıbrıs üzerinde bizim fantom uçakları jetler boy gösterdi. Ama bu Rumları EOKA'yı korkutmadı. Türkiye o tarihten sonra Kıbrıs Türklerini silahlı mücadele için örgütlemeye başladı. Gizli gizli Türk Mukavemet Teşkilatı'nı kurdu. Kim kurdu? Bazı Türk subayları görevden ayrılmış gibi gözüküp Kıbrıs'ta öğretmenlik, esnaflık, imamlık yapmaya başladı. Görünürdeki görevleri buydu. Aslında Kıbrıslı Türklere silahlı eğitim veriyor, birlikler meydana getirip örgütlüyordu. Anlayacağın İstiklal Savaşı'ndan sonra Kuvayi Milliye'yi Kıbrıs'ta yeniden harekete geçirdiler. Türk Mukavemet Teşkilatı sayesinde adada Türkler biraz nefes almaya başladı. Sanıyorum Aslan Bey de o yıllarda Kıbrıs'ta görev yapmış. Sabahat Hanım da eğer teşkilattansa Aslan Bey ile ilişkilerini Rum yetkililer nezdinde ispatlamak için böyle bir resim çektirmiştir. Aslan amcayla bizim bile bir kare fotoğrafımız yok. Göya sevmezdi fotoğraf çektirmeyi. Baksana evladım, resim boya meydana çıkarıyor. Niye sevsin ki? Aa, Elifler mi acaba? Peki Ömer baba, Aslan amca sana Kıbrıs'la ilgili bir şeyler anlatmamış mıydı? Şunu yaptık, bunu yaptık diye. Söyler mi evlat? Sanki ben biliyor muydum görevli olduğunu? İyi geceler Nazife Hanım. İyi geceler Sabahat Hanım. Hayrolsun inşallah. Size teessüflerimi bildirmeye geldim. Buyurun, içeri geçin. Belki bizim de size bildireceklerimiz vardır.
Dayının kanını yerde bırakmadı Ker Hanım. Huzur içinde uyusun. Keşke ben de yanınızda olsaydım diyeceğim Polat abi. Ama böylesi daha iyi olmuş. Dayım son sözünde operasyonlara katılmamı da yasakladı. Memati, yarın öğle namazına uğurlayalım dayıyı. Eski dostlarına, ahbaplarına, sevenlerine, kim varsa haber salın. Olur abi. Kahveyle konuştum. Dolup taşıyormuş zaten. Ben anneme haber vermedim Polat abi. Şimdi kalkar gelir melir kış günü. Perişan olur. Alıştıra alıştıra söyle Erhan. Televizyonda duyarsa daha fena olur. Köye telefon açtım. Vericileri bozdurdum. Bir hafta ajansları bile ne dinleyebilirler ne seyredebilirler. Öbür heriflerin cesetlerini bırakarak iyi mi yaptık abi? Alacak halimiz mi vardı Abdüley? Abi bizim o herifleri kaldırdığımızı duyarlarsa ne yaptığımızın peşine düşen çok olur. Mafya geçmişi konuşmaz Memati. Kabadayılık bitti. Sonuncusu yarın öğle namazında gidiyor. Bir de beni sorguya çekmeye mi yelteniyorsunuz? Siz benim mahremime nasıl tecavüz edersiniz? Ne tecavüz Sabahat Hanım? Size kızlar insan gibi sormuşlar. Siz de meseleleri bilmiyormuş gibi tanımam etmem demişsiniz. Sizin yaptığınız ayıp değil de kızlarınki mi ayıp? Benim ne söyleyip ne söylemeyeceğimi siz belirleyemezsiniz. Ömer Efendi, ben size ne fenalık yaptım ki bu gençler birer ikişer bana hakaret ediyorlar. Hakaret söz konusu değil Sabahat Hanım. Aslan amcayı hani tanımıyordunuz? O resimdeki kim peki? Resmimi geri verin, polise intikal ettirmeyeyim hadiseyi. Ancak bir daha da yüzünüze bakmam. Hem istihbaratçı olacaksın hem de polise gidip Aslan Akbey'le benim resmim var diyeceksin ha? Biz de tırstık. Sabahat Hanım, sizin de çocuğunuz yok. Neden evlat edinmediniz? Bütün çocuklar benim. Nereye varmak istediğinizi anlayamadım. Sizin gibi kaç aileyi mesut etmek için emanetçilik yaptım ben. O da beni manevi olarak tatmin etti. Kimin emanetini bize verdiniz? Bahsi saptırmayın. Resmimi geri verin gideyim. Bir yere gidemezsiniz. Nazife Hanım. Sen karışma bey. Ben size Ali'yi verdim. Yüzünüzü güldürdüm. Size ne Ali kimmiş, kiminmiş? Sizi ne ilgilendirir? Bizim yüzümüzü güldürmek istiyordun madem. Kızlarım sana bir sual sormuşlar ki evladımın izine rastlasınlar diye. O zaman cevap verseydiniz, hakikatleri anlatsaydınız size inanırdım. Nazife Hanım, herkesin kendisine sakladığı hakikatleri var. Ali belki de sağ. Ve siz buna ulaşmamızı engelliyorsunuz. 35 yıl önceki hakikatlerinizin arkasına sığınarak. Öyle mi? Lütfen resmimi verin. Artık burada durmak istemiyorum. Gel, resmini vereyim sana. Ne yapıyorsunuz? Kolum! Resim istemiyor muydun? Burada resmin. Hanım, Allah aşkına dur. Al işte resmin. Ben yavrumun mezar taşını öpmeden uyku uyuyamıyorum kadın. Yavrumu rüyamda görmeden bir tek sabah uyanmıyorum. Ne hakikati ne resmi. Kalbim var, bırakın beni. Sizin kalbiniz yok. Siz devlet görevi üstlenince kalbinizde almamak üzere emanete bırakıyorsunuz. Yazık. Yazık. Bu alemde lekesiz öbür aleme giden yoktur. İlla ki kefenin bir tarafına kan bulaşmıştır. Allah Seyfullah kardeşim taksiratını affetsin. Amin. Sağ ol. O ne kadar dışarı çıkmamıza sebep olduysa biz de o kadar onun gitmesine sebep olduk. Her ne kadar kan sahibi sensen de intikamını almak bizim de boynumuzun borcu. O palayı da, onu üstümüze salanları da
şart olsun yaşatmayacağız. Ben üstüme düşeni yaptım. Yıktın mı? Dayın kabrine girmeden o gözlüklüğü vurdun mu Can Polat? Gömdüm. Anan hayatta mıdır, göçmüş müdür bilmem. Ama Can Polat sana emzirdiği sütü helal etmiş. Helal olsun Can Polat. Senin gibi dostu olana ölüm kolay. Hüsrava'nın akrabası varmış Kirve diye. İyi tanırım. Kimdir bu Kirve? Ankara'da. Nüfuslu bir adamdır. Gölgesi ağırdır. Her yerde sözünü dinletir. Anlayacağın Hüsrev'in ağa olmasının fermanı Kirve'dir. Kirve olduğu için Hüsrev'in malı aranmazdı, bulunmazdı, durdurulmazdı. Hayırdır? Palayı İstanbul'a Kirve yollamış. Kirve İstanbul'da iş yapmazdı. Buradaki işlerini Hüsrev'e yaptırırdı. Bu defa öyle olmamış. Tehlikeli adamdır Kirve. Hüsrev'in mirasını kimseye yedirmeyecek kadar da gaddardır. Bakarsan Karahanlı'nın da beni kaçırtmasının nasıl sebebi Kirve'dir. Karşısında durabilecek tek beni görür. Kirve Rusların tarafında mı? Kirve kimseden taraf olmaz. İşine giriyorsa onları kendi tarafına çeker. Sizinle temas etti mi kaçtıktan sonra? Bekledim. Arar diye. Ama ses yok. Aman sesine hasret kalan da yok. Can Polat. Bizim Seyfullah'ı uğurlamaya gelme durumumuz yok. Malum bütün alem orada. Kardeşime benden selam söyle. Eyvallah. Halil İbrahim'in artık bizimle olma ihtimali yok. Apaçık düşmanlığını belirtti. Uyuşturucu ayağını topal bırakamayız. Biz bu topallığımızla hiçbir şeyin ucunu bırakmamışız. Moskova bahane dinlemez. Uyuşturucu işi üzerinde önemli duruyorlar. Avrupa'daki bağlantılar ayarlanmış, vaatler verilmiş, sözler alınmış. Ben size Halo'dan daha büyüğüyle çalışmayı teklif ediyorum. Ancak kendisine büyük vaatlerde bulunmamız gerekiyor. Kim? Kirve. Hüsrev'le çalışamadık. Kirvesine ne vaat edeceğiz ki bizim aramıza katılacak? Kirve, Hüsrev Ağa'yı bizim öldürmediğimizi biliyor. Halo'yu onun yerini doldurmak için kaçırdıklarını da biliyor. İntikam isteyene fırsat en büyük vaattir. Biliyorum, biliyorum Nergis. Safiye seni ayağa kaldırdı. Hepimizi diriltti. Mehmet. Safiye. Aşağıda, kılıcın yanında. Safiye. Çok az kaldı Nergis. Günden güne iyileşiyorsun. Safiye tek başına mutfağa kadar gittiğini söylediğinde duyduğuma inanamadım. Bütün bunların olacağını birisi söyleseydi bana asla inanmazdım Nergis.
hata yapmışım. Seni Safiye'den kopararak, senden umudumu keserek hata yapmışım. Mehmet, Efe. Efe gelecek Nermis. Artık buna inanıyorum. Tüm kalbimle inanıyorum. Efe, gel. Gelecek Nergis. Efe. Efe gelecek. Her şeyi onun için yaptım. Gelecek ve bu ülkeyi o yönetecek. Her şeyi o yönetecek. Neden estetik olmuyorsun? Niye gülüyorsun? Hiç aklıma gelmemişti estetik olmak. Plastik cerrahi çok gelişti. Bırak izi, insanların yüzünü değiştiriyorlar. Burada plastik cerrahinin gelişimini Ajda Pekkan takip ediyor. Yarın açıp sorayım. Bakalım tavsiye edebileceği bir doktor var mı? Ben dalga geçeceğiniz bir şey söylemedim. Rahatsız oluyorsunuz diye estetik yaptırın dedim. Sizin için. Rahatsız olmuyorum. Bakışlarımdan oldunuz. Merakla baktığın içindir. Nasıl oldu o iz? İşte bundan rahatsız oluyorum. Ve bunu düzeltebilecek maalesef bir operasyon yok. Bir emriniz yoksa ben odama çekilebilir miyim efendim? Sayın Karahanlı henüz aşağı inmedi. Mutfakta bekleyin. Sen yat Feray. Babam bir şey isterse ben veririm. Ben bekleyeyim efendim. Kız belli ki yorulmuş. Babam bu saate ne isteyecek? Safiye, bu ülkede takip mesafesini korumazsan cisimler aynada göründüklerinden daha yakındır ve muhakkak gelip çarparlar. O insan, cisim değil. Yüzümü bir cisim çizdi. Ama bir insanın elindeydi. Küçük hanım. Kaç yılın kaldı? Ne? Bu alemde daha kaç yıl yaşayacaksın? 17 Aralık'ta bitiyor. Ne 17 Aralık'ı? Tarih alacağız ya Avrupa'dan. Mafya kaldırılıyor. Okumadın mı? İşine gelmedim. Hemen dalga geç değil mi? Ben bir sefer öldüm. Bir daha ölmem Elif. Sakın ölme. Hele şu sıra hiç ölme. İyi. Ver bir tarih. Ona göre kendimi ayarlayayım. Polat. Tamam tamam. Ben bir şey yaptım. Ya aslında söylemeyeyim diyordum ama. Ne yaptın? Sabahat Hanım var ya. Biz buradayken, sonra da dayının yanına giderken Hikmet abiler Sabahat Hanım'ın evine girmişler. Nasıl girmişler? Gizlice girmişler. Kadın evden çıkınca evi arayıp taramışlar. Ne arıyorlar kadının evinde Elif? Ya belki bir şey bulmak için, Aslan amcayla kadının temasına dair bir fotoğraf bulmuşlar.
Aslan amca, Sabahat hanım ve biri daha. 69 yılında Girne'de çekilmiş. Düşünebiliyor musun? Ali'yi yetimhaneden Ömer babalara veren kadın Aslan amca ile Kıbrıs'ta. Fotoğraf nerede? Ya işte asıl onu söylemeyecektim ama dayanamadım. Biz merak ettik fotoğraftaki üçüncü kişi kim diye. Onu bulursak belki bir başka ipucu bulabileceğimizi düşündük. Ben de fotoğrafı istihbaratçılara götürdüm. Ne yaptım dedin? Duydun işte. 35 yıl öncesinin fotoğrafı. Onlardan başka kim bulacak üçüncü kişinin kim olduğunu? Fotoğrafı çoğalttık ne olur ne olmaz diye. Canan da bir kopyasını Nizamettin Bey'e verdi yardım etmesi için. Nizamettin kim? Aa, doğru ya, senin haberin yok. Biz Canan'la ayrıldıktan sonra Nizamettin Güvenç'in ofisinde işe başladı. Of. Oflama Polat. Elimizden geleni yapıyoruz işte. Bir daha beni dinlemeyeceksen sakın bana gelip akıl makıl sorma. Sana getirseydim sen nereye götürecektin ki? Ben bir yere götürmeyecektim Elif. Sana herkesin doğruyu söyleyeceğine inanıyorsun. Bu kadar yalanın içinde yaşadığını söyleyip hala saf saf umutlar taşıyorsun. O adamlar sadece kendi işlerine gelen doğruları paylaşır. Senin işine geleni değil. Ne bileyim. Kandırılmak da bir alışkanlık herhalde. Fotoğraftan başka kopya var mı? Hikmet abi de var. Hikmet'le görüşmem lazım. Allah hepimizin resmini bu duvara asacak yiyenler nasip etsin dayı. Biz sana layık olamadık. Allah rahmet eylesin. Çok kişi yardım dokundu. Allah rahmet eylesin. 3 gün oruç mu tutayım? 2 damla kurban kanı mı akıtayım? Ne yapayım bilemiyorum. Dayım hocan havliyle bana yemin ettirdi. Ne yemini? Vasiyetimdir dedi. Buralardan gideceksin dedi. Bu vasiyeti reddetme şansın yok Erhan. Bir bıçak da sen sok Abdül. Helal olsun. Ben istiyorum ki sizlerden ayrılmayayım. Sen defol git diyorsun. Ya ben demiyorum. Dayı demiş. Onun üstüne laf mı edeceğim? Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Allah sabır versin. Cümlemize. Sağ olun var olun. Başınız sağ olsun. Yerini dar ettiysem giderim Abdül. Sen kendi yerini dar etmişsin. Nasıl düştün o tongaya? Diyeceğim senin de dayın ölsün göresin ama Allah yine de gecinden göstersin. Sen bunu abiye nasıl söyleyeceksin Erhan? Kesin yollar. Ya işte ben de o yüzden sizinle konuşuyorum. Polat abi gözümün yaşına bile bakmaz. Dayım söyledi diye bir kalemde üstümü çizer atar. Ben sizlerden, icraatlerden ayrılmak istemiyorum. Erhan, biz değil de ayrılmak istemediğin başkası sanki. Eğer bir dakika aklımdan gülümser geçtiyse en adi terbiyesizim. Allah'a var kızım. İlk taziye verenlerden birisi o. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Başınız sağ olsun. Sizler sağ olun. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Gülümser nasıl taziye verdi? Memati abi, bari sen yapma. Tamam sıkmayın canınızı. Dayım toprakla vuslat olsun. Alır başımı giderim. Gülümser de, bütün gülümserler de size kalır. Benim de yüzüm bir daha hayatta gülümsemez. Tamam oğlum. Taziyedeyiz. Hallederiz. Ben ona değil, dayım ağlıyor. Gözün arkada kalmasın dayı. Kırmadığın ne kadar ceviz varsa bu yeğenin avucunda.
Kim olabilir diyorsun Hikmet? Babam haricinde herkes olabilir. Aslında ondan bile o kadar emin değilim. Sence hangisi sevgilisi? Aslanım benim. Ben de söyledim aslanın laftosu diye. Hangi kadın 35 senelik fotoğrafı saklar? Anası mı bacısı mı? Yok, ille de sevgilisi. Sabahat Hanım aslanın sevgilisi ise fotoğraf çok normal. Ortalığı ayağa kaldırıyorsunuz da. Sevgilin 69'da Kıbrıs'ta. 79'da İstanbul'da yetimhanede. Arada başka sevgi de var Polat. Diyelim ki kadın KGT. Ne olacak? Neyi ispatlayacak? Elif diyor ki yetimhaneye de aslan getirip bırakmıştır Ali'yi. Ne fark eder ki? Aslan getirmiş yahut cami önünde bulmuşlar. 50 senedir camiye girip çıkıyor Ömer baba. Bir gün çocuk mu bulmuş? Bulamamış, gitmiş yetimhaneden almış işte. Birader, işi yokuşa sürme. Kadın tanımıyorum diyordu aslanı. Tanıdığı ortaya çıktı. Üçüncü kişiden bir şey çıkar çıkmaz. Allah bilir. Sen onu bunu bırak. Kıbrıs'a var mı tanıdın, sen onu söyle bana. 35 yıllık fotoğraftan teşhis yapacak temasım yok Hikmet. Maalesef. Taziyem var. Beni daha fazla konuşturma. Sen de biliyorsun ki bir resimden gün gelir kıyamet kopar. Susurluk nasıl çözüldü birader? Polat onu varisini ilan ettiğini söyledi baba. Doğru mu? Ben ölmedim Nesrin. Ne mirası? Benim Polat'la ilgili bir sıkıntım yok. Şu anda ailemizin işlerini en iyi o yürütebilir. Ancak bu kararını bilmeye hakkım vardı. İşte öğrenmişsin Nesrin. İşlerin üstünde benim de söz hakkım olmasını istiyorum. Nesrin, kaç yaşındasın? 37. 37 senedir kızımsın. Bu alemde kadınların ancak evinin eşyası üzerinde söz hakkı vardır. Öğrenemedin mi? 37 yılda gün gün yaşlandım baba. Bizlere çok şey bıraktın. Ama yarın sen öldüğünde ben hala bu evde oturup neyi beklediğini bilmeyen bir kadın olmak istemiyorum. Kendinden büyük şeyler istediğine göre hala kadınsın. Ne benim ne Polat'ın ayağına bir kadının dolanmasına müsaade etmem. Sen beni küçük kızınla karıştırıyorsun baba. Şimdi anlıyorum senin için neden her şeyi karıştırıyor artık yaşlandı dediklerini. Nesrin! Senin de cenazeye katılmanı istiyorum Kılıç. Olur. Neden bu payı? Artık Polat'ın yerinin belli olmasını istiyorum. Ruslar Polat'ı kendi saflarına çekmek isteyeceklerdir. Onun ait olduğu yeri görsünler. Ziya cenazeye katılacaktır. Tuncay'da. Bizi yeterince temsil ediyorlar. Polat'ın yerini göstermiş oluyorlar. Beni temsil etmiyorlar. Hüseyin cenazesine katılmayıp buraya katılmak dikkat çekecektir. Ben de kimin dikkatini çekeceğini merak ediyorum. Kirveyi neden üstüne çekmek istiyorsun? Çok dışarıda kaldı Kılıç. Neden Kirve'yle uzlaşmak istemiyorsun? Sen Hüsrev'in Kirve'nin dahli olmadan mı isyan bayrağını çektiğini zannediyorsun? Resimdeki şahsı tespit ettik efendim. Bu konuya ilişkin arşiv belgeleri de dosyadadır. Şahıs önemli bir isim olduğu için dosyayı gizli tuttum. Kimmiş? Dosya tamamen gizli kalacak. Emredersiniz efendim.
Nereye bu saatte Sara? Anneme gideceğim canım. Birkaç bir şey aldım, onları götüreceğim. Çocuklar götürseydi. Özledim, görmüş olurum. Sara daha 2 gün oldu. Her gün gitsem ne olur ki? Ne zaman annemi seveceksin? Ölünce mi? Aşırı tepki veriyorsun. Ne oluyor sana? Sami, tepki falan verdiğim yok canım. Ama anneme gittiğim günleri sayıp daha 2 gün oldu dersen tepki veririm. Tamam tatlım, boş ver. Sabah sabah keyfini kaçırmayayım. Bir şey istiyor musun dışarıda? Yok canım. Görüşürüz. Hoşça kal. Bay bay. Sabahat Hanım'dan haber geldi efendim. Mito mu almış? Hayır efendim. Evine birileri girmiş. Kim? Ali Candan'ın nişanlısı ve arkadaşları. Avukata bak be. Bir fotoğraf kayıpmış efendim. Kim varmış fotoğrafta Esat? Kıbrıs'ta çekilmiş bir fotoğrafmış efendim. Aslan'la. Şu avukatla bir de biz konuşalım. Bakalım ne biliyor ne bilmiyor. Ne sıfatla temas edelim efendim? Şebeke de Esat, keklik gibi koşa koşa gelir. Mersi. Siz beklemeyin çocuklar. Ben çıkarken sizi ararım. Tamam efendim, biz buralarda oluruz. Şalom mami. Korsa aldın mı Sara? Belim kopuyor. Bir hoş geldin de anne. Teşekkür ederim. İyi günler efendim. İyi günler. Kilitleme şunu anne, çıkacağım. Aptal. Kilitlemezsem anlar. Annelerin en güzeli, sana her şeyi aldım. Aptalsın Sara sen. Babaannen gibi sen de kaltaksın. O kocan seni elleriyle doğrasa kim ne diyecek? Adam güçlü, adam zengin, yakışıklı. Daha ne istiyorsun anlamıyorum ki. Mami, aşk. Ben birazdan gelirim. Yakalanacaksın aptal. Samuel bunu bir ömür düşünse akıl edemez. O gitsin dünyayı kurtarsın. Aşağıdakiler gitmedi. Gitmez onlar. Bir daha camdan bakma. Özlemedin mi? Çok. Bu ne? 1969 yılında Kıbrıs'a çekilmiş bir fotoğraf. Aslan Akbey. Kadın Akbey için çalışan, aslen Kıbrıslı Sabahat Melikzade. Diğeri ise
Karahanlı. Bu fotoğrafı nereden aldın? Kaç kişi de var ve kimler biliyor? ...1969 Girne. Nereden buldun bu resmi? Yanımda çalışan avukatlardan biri getirdi. Kim o avukat? Aslında çok ilginç. Polat Alemdar'ın avukatı... ...Elif Eylül'ün eski ortağı. Fotoğrafın muhatabı ise Elif Eylül. Nizamettin, bu çok özel bir fotoğraf. Nereden bulmuşlar? Gönderildiğini söylediler ama... Muhtemelen fotoğraftaki kadından. Sabahatmış adı. Sabahat? Magosalı öğretmen kız. Diğerini çıkarabildiniz mi? Aslan. Bu fotoğrafı neden sana getirmişler? Üçüncü kişiyi. Yani... sizi öğrenmek için. Sebep? Elif Eylül'ün nişanlısı Ali Can'dan trafik kazasında ölmüş. Aslan Akbey adına dış işlerinde çalışan birisiymiş. Elif Eylül nişanlısının aslında ölmediğini iddia ediyor. Geçmişini araştırarak nerede olduğunu bulmaya çalışırken... yetimhane görevlisi Sabahat isimli kadına ve bu resme ulaşıyor. Kızın nişanlısıyla yetimhanecinin ne bağlantısı varmış? Çocuk yetimhaneden alınmış. Baştan anlat Nizamettin. Şu an için geldiğimiz nokta Ali Candan'ın yetimhaneye Aslan amca tarafından getirilip getirilmedi. Diyelim ki Aslan yetimhaneye götürmüş. Ne olacak söyle avukat. Eğer Aslan amca Ali'yi yetimhaneye bırakmışsa Ali'nin aslında kimin oğlu olduğunu biliyor demektir. Diyelim ki biliyor, ne olacak? Bilmiyorum efendim. Gerçekten çaresizim. Nişanlım ölmedi, bunu biliyorum. Ama ölmediyse nerede? Neden bütün bu olanlara sessiz kalıyor? Kendisiyle ilgili gerçekleri biliyor mu, bilmiyor mu? Aslan Akbey onu nasıl bir işin içine soktu? Tamamen muamma. Belki resim bir fikir verir diye Mithat Bey'e ulaştırdım. O mu size haber verdi? Boşver sen onları. Ali Can'dan ölmediğini nereden biliyorsun? Test yaptırdım adli tıbba. Gayri resmi o kızım. Geç. Resmi yaptırsaydım orada da bir okus pokus olurdu. Artık bu saatten sonra olmaz. Testi neyle yaptırdın? Mezardaki kemikle saçlarını karşılaştırdık. Saçını mı sakladın kızım? Annesi saklamış efendim. Ne annesi? Anneliği. Nazife anne. Ama benim yanımda da var. Esat alsın. Bir testi biz yaptıralım kızım. Bakalım ölü mü sağ mı? Ben sağ olduğundan eminim efendim. Bu artık senin benim meselen değil kızım. Devletin meselesi. Siz bana devlet olarak Ali'nin gerçek ailesini bulun. Ben size bütün saçımın tellerini vereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke le minel mursalin. على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
وَالسَّوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma qaddamu ve asarehum ve kulle şeyin ahtaynahu fi imamin mubin. Vadrib lahum meselen ashabel qaryati izca'ahel mursalun. İz ersella ileyhum üsneyn fe kezzebuhuma fe azazna bisalisin fe qalu inna ileykum mursalun. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Niye tespih atıyorlar Hikmet abi? Bilmiyorum Eren, ilk defa ediyorum. Sen biliyor musun Ömer baba? Oğlum biz tespihi hep çektik. Hiç atmadık. Niye attınız abidin tespihleri? Abi eskiler. Bir kabada öldürüldüyse yakınları o kabre girmeden asımlarını kabre sokup intikamını almışlarsa artık sabra mahal yok diye tesbihler yiğitle birlikte gömülür. Polat kardeş balayı gömmüş o zaman abidin. Gömmese atmazlar da. Razı ol. Gelenler kim? Tanımıyorum abi. Başın sağ olsun Polat. Siz sağ olun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Sayın Karahanlı taziye dileklerini sunmamı istedi. Teşekkür ederim. Merhaba Ziya Bey. Merhaba Kılıç.
Başın sağ olsun Polat Alemdar. Sağ ol. Buraya gelme sebebim geleceğiniz yeri göstermektir.